İyi günler sevgili seyirciler. Haber Aksa Engelsizsiniz programından. Hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar. Aynı günde her cuma olduğu gibi sizlerle birlikteyim ama farklı bir saatte. Çünkü bugün Engelsizsiniz özel. Onun özel olmasına sebep de Haber Medya grubunun 4 tane ana damarı var ki bu onun kökleri. Onun kısa zamanda yükselmesine sebep olan çok özel Haber Gazetesi başta burada işte duruyor yanımda. Ve Haber Hayat Dergisi, Samsun Haber Hayat Dergisi. Haber Aks sizin bildiğin gibi, sizlerin de bildiği gibi. Ve bir de Samsun Haber Radyo. Ve onun da bugün 5. yıl dönümü. Yani 5 yaşında. Yani ciddi 5 yaşına girmiş. Artık dinamik, kaliteli, çok güzel. Ve birçok insiye, kitleye, geniş bir kitleye uzanmış bir haliyle. Ve benim de yani mutluyum, çok mutluyum ki bu güzel duyguları bana yaşattılar ve bu programda onların 5. yıl dönümünü kutlamak düştü. Ne güzel, ne mutlu diyorum. Şimdi Samsun Haber Medya grubu da dediğimiz zaman, demin de dediğim gibi 4 tane ama damarı var ama Aksev'in açılımını da şöyle söyleyebiliriz aslında. Çoğu kişi ailenizin kazanı Samsun'da diye düşünse de Anadolu, Karadeniz, Samsun ve şu anda artık bundan sonra her geçen gün büyüdüğü gibi Türkiye'ye, bölgenin en büyük yani Karadeniz'den sonra bir medya grubu olmasından öte hem Türkiye'ye hem de dünyada Samsun'un açılan bir kapısı olmakla beraber çok güzel programları, samimi ve bunun altını çizerek söylüyorum. Bu kadar bilgi kirliliği içerisinde ve bu kadar çok kanal içerisinde samimi olması ve dinamik bir ekiple birlikte değerli yöneticilerimizle yani farkı, farkındalığı ve samimiyeti diyorum. Gerçekten şu an ne kadar uzatabilirim onu da bilmiyorum çünkü heyecanlıyım, bunu da açık açık söylemek zorundayım. Ama gerçekten çok mutluyum ve ben ilk baştan onlara söylemek istiyorum ki Haber Radyo'ya hayata ne verirseniz size daha mükemmelini verirmiş derler. Vallahi ben hayata ne verdiğimi bilmiyorum ama bana ummadığım kadar değerli olan sizlere verdi ki bu Haber Medya grubunu söylüyorum. Çalışan tüm ekip, arkadaşlarımı, çalışanları hem mutfakta hem de program yapımcılarına. İyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız ve iyi ki benimlesiniz, iyi ki benim programımdasınız. Sizi yılın ve dünyanın engelsiz haber radyosu olarak seçiyorum. Nice mutlu 5 yıllar diliyorum ve sözü aslında daha da fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü konuşacak ve olacak çok şey var. Bugün ben stüdyo derken stadyum dersem ne olur yanlış anlamayın. Gerçekten büyük ve geniş bir iki tane stüdyodan haber aksın. Sayın Cumhur Kocaoğlu'yla genel yani radyonun, haber radyonun genel yayın yönetmeni ve akşam hikayeleri sunucusu. Oradan siz çok daha iyi tanıyorsunuz. Ona devredeceğim, sözü ona vereceğim ve o devam edecek. Sonra belki bana verirse biz de konuşuruz arada sırada. Ve şimdi direkt olarak ona bırakmak istiyor muyum? Bilmiyorum. İstiyorum. Vallahi gönülden istemiyorum. Tamam al buyurun Cumhur Bey. Efendim sizdeyiz. Yani evet. İnan nefesimi tuttum. Öncelikli olarak ben çok teşekkür ediyorum. Bizi programına kabul ettiğin için. Şu an ben hemen yan stüdyondayım. Çünkü sen orada diğer programcı arkadaşları ağırlarken burada ben çünkü yetmeyecek diğer programcıları izninle ağırlamak istiyorum. Ve oradaki sohbetini de çok fazla bölmeden tabii ki. Tekrar teşekkür ediyorum sevgili Mete. Bizi programına kabul ettiğin için. Radyomuzun bugün 5. yaş günü. Evet. Bu vesileyle cuma günü olması gerekiyordu ve senin moderatörlüğünde olması benim için inanılmaz bir mutluluk ki diğer programcı arkadaşlarım için de aynıdır. Evet, keyifli bir program olması dileğiyle sözü ben de buradan sana bırakıyorum. Çok sağ olasın. Ama işte diyorum ya, bu bir ekip işi. Yani hem burada bir medya grubundan bahsediyoruz ve ben önümüzdeki sene 7. sene olacak. Ve Türkiye'de belki de yapılmış bir program ve bu kadar istikrarlı bir şekilde görülen, farkındalığıyla öne çıkan bir medya grubunun içerisinde olmaktan gerçekten mutluyum. Neden diyeceksiniz? Şimdi bir Engelsizsiniz programı var ve her konuda ben burada başladığımdan beri birçok konuda birçok kişiyle engellilerin her şekilde muhatap olabileceğini, konuşabileceğini, ekranda da var olabileceğini, onların başarılı engellileri ağlatmadan, duygu sömürüsü yapmadan çıkardığım bir programdı. Ve böylesine bir çatının altında, böylesine bu örnektir. Yani diye şundan sonraki diyemem ki işte Haber Aks ya da Haber Medya grubu farkındalığıyla. Çünkü ben varım. Daha ne kadar bir farkındalık olabilir ki? Her zaman herkesin yanında, benim sloganım da budur zaten. Herkesin yanında, herkesin farkında olan bir medya grubundan bahsediyoruz. Tabii sizlerin Haber Radyo dediğiniz zaman belki dinleyici kitlesiyle birlikte daha çok işe
ulaşan bir kesimi var. Çünkü radyoyu şu an artık tabii televizyonda olmakla birlikte artık ulaşabilmemiz çok rahat. Çünkü elimizdeki telefonlarla tabii akıllıysa. Gerçi ben tercih etmiyorum. Benden daha akıllı olan herhangi bir şeyi cebine taşıma çok abes geliyor ama onun dışında tabii şu an yanımda benim çok değerli insanlar var. Yani ben dinlemekten keyif alıyorum ki çoğunu da zaten sesini duyduğunuzu da biliyorum ama bugün görüntüsünü göreceksiniz diye düşünüyorum. İlk başta tabii ki demin sözü alan sevgili Cumhur Kocaoğlu akşam hikayelerinde. Daha sonra Kaan Ali Kolcuoğlu Dönence ve Zaman Tüneli programcısı. İlknur Dalgıç günaydından tünaydına yani sabahtan öğlene kadar kendisi bizlerle birlikte, sizlerle birlikte oluyor. Meral Kıvırcı Melikan'a ile sağlık. Daha sonra Yiğit Buyruk, Yiğit'in listesi. Listede neler var bir görseniz var ya. Yani alışveriş listesi dışında. Onun dışında İsmail Can Özarar, Kenan Kara, Laf Değirmeni. Yani gerçekten birbirinden farklı ve formatlarda ne bileyim kendini artık bence 5 yıldan sonra daha ne denilebilir ki? Yani böyle bir istikrar ve şekilde yeni katılanlar, daha önce bir yakış çalışmış olanlar, hepsine de emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ya ben çok mutluyum, bilmiyorum. Daha ne yapabilirim bilmiyorum ama pastadan çıkacaktım aslında. Bana göre pasta olmadı. Ben hareketsiz kaldığım için pastadan işte nefessiz kalırım dediler. Yani birisinin gelip pastayı yarması gerekiyormuş falan deyince ben artık yeter dedim falan, bu kadar uzatmayalım. İşte böyle. Ondan sonra şu an bizi radyonun babası Marconi yukarıdan izliyordur herhalde. Radyonun televizyonlara geleceğini herhalde hiç düşünememişti. Herhalde ilk bulduğunda falan diye düşünüyorum. Ne bileyim, Cumhur Bey sizdeyiz. Size bir şeyler söyleyin. Ben şunu söyleyebilirim sevgili Mete, konuğumu aldım, bekliyorum. Çünkü tamam, diğer programcı arkadaşlarımı tanıttın ama ben de bize emeği geçen radyo programcıları, hala çalışan sosyal medyadan işte muhasebeye kadar, sekreterliğe kadar. Çünkü radyo denildiği zaman hep mikrofon önünde konuşan insanlar akla geliyor ama tabii ki bu işin arkasında çok büyük bir emek var, çok büyük bir mutfak var. Onu tanıtmak üzere burada varım. İstersen ben kendi konuğumla başlayayım, daha sonra hemen topu sana atayım. Ne dersin? Kesinlikle çok güzel olur. Devam peki. Şimdi sevgili Elif, hoş geldin. Hoş buldum. Teşekkür ediyorum. Bize uzun dönem program sunmuş, emek harcamış arkadaşlarımızdan bir tanesin. Evet. 5. yaş gününde de bizi kırmadın. Geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Evet, neydi senin programın adı? Hatırlayanlar çıkacaktır mutlaka. Cadı Kazanı'ydı. Cadı Kazanı sabah saatlerinde. Aynen öyle. Olan bir program. Ki maalesef sevgili Elif'i de biz hem bir dönem bizde program yaptı, sonra evlilik münasebetiyle kaybetmiş. Kesinlikle olduk. Kesinlikle öyle. Bekliyoruz. Elif Demir olarak başlamıştım. Şimdi Elif Demir Sağlam olarak hayatıma devam ediyorum Cumhur Bey. Çok evet, keyifliydi sizinle yer almak benim hayatım için. Samsun'un değişik radyolarında da çalışmış bir insanım ben ama hep hayalimde, sanırım ben bunu size de söylememiştim, hep hayalimde arkadaşlarımla paylaştığım haber medya grubu vardı. Daha sonra Ümit Ceylan'la konuşuyordum evet, ben bunu ve Ümit'in haberi olmadan siz beni görüşmeye çağırdığınızda büyük bir memnuniyetle geri dönüş yaptım. Ben artık aranızda yer alıyorum diye. Tabii peki şöyle radyo ile ilgili baktığın zaman sevgili Ümit Ceylan'a da bu arada Bafra muhabirimize de temsilcimize de selamlarımızı gönderelim. Ne var böyle kıyıda köşede biriktirdiğin güzel anılar, hatıraların yani içinde? Yani çok güzel. Hani hep radyoda konuşmak deniliyor ama insanın boş boş konuşmaması gerekiyor. İnsanlara farklı şeyler, güzel şeyler aktarması gerekiyor. Bunun önemi bu. Bunun için çok çeşitli çalışmalar yapmıştım. Bilmediğim birçok şey öğrenmiştim. Hala o defterlerim duruyor. Bakıp evet, bakıp duygulanıyorum ve çok mutlu oluyorum. Peki, güzel insanlar radyoda kazandım. Radyoda o kadar program yaptın. Televizyonda ilk defa mı çıkıyorsun şu evet, an? Evet. Yok, ikinci defa. Hangisi? Radyo daha heyecanlı sanırım. Şu an bile birazcık sakin olabiliyorum ama o zaman hani en azından tek başına olmanın verdiği bir zorluk da vardı. Günaydın derken bazen çok panik oluyordum. Hani normal enerjim geçecek mi geçmeyecek mi diye düşünüyordum. Çünkü mimikler, yüz ifadeleri hiçbir şey olmuyor. Ama şu an inan insan birazcık daha rahat ediyor. En peki, azından görünebiliyorum falan diye düşünebiliyor. Sevgili Mete, benim soracağım evet, başka bir soru yok. Çünkü radyoculara mikrofon verdiğin zaman susmak bilmiyorlar. Senin soracağın bir soru var mı? Benim soracağım soru bitti, biz telefonu kapattık yani siz oradan devam edeceksiniz. Peki. Yani çok... benim sorum var aslında, niye olmasın, durun durun. Ya şimdi çok konuşan dediniz ama ben genelde programı şöyle açıyorum yani saçı uzun, aklı kısa, tekerlekli sandalye bağımlısı, %98 ağır engelli ve kalan %2'si alt çene kemiği olan. Şimdi benden daha düşük çeneli biri olabilir mi yani? Yani bunun için siz başınıza neler geleceğini bilmiyorsunuz, ondan böyle düştünüz uzağa da.
farkında değilsiniz yani. Ama ben burada tabii bizim değerli yöneticilerimiz var. Sayın Adnan Ölmez, hepsinin başında sayın var. Onları da bu güzel çatının başında bizlerle birlikte olmaları, o samimiyetlerinden dolayı da teşekkür etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. O zaman bir sorun yok. Bir sorun yok, yok sorun yok. Burada hiçbir şey yok. Sen orayı toparla, gerisi önemli değil. Ben buradakileri oyalarım, sağ olasın. İşte Sayın Adnan Ölmez'den, Sayın Ahmet Şen Ocak, Sayın Necdet Uzun, Sayın Sinan Sallabaş, Sayın Fatih Korkmaz, Sayın Onur Nurdemir ve sevgili Cumhur Kocaoğlu. Yani burası çok güzel bir yer ya. Ben hep söylüyorum, yeryüzü cennetim burası benim diye. Yani ve buradanın da güzel insanları. Burada herkesi ben kraliçe, sör, şövalye, düşes ilan edebilirim yani. Böyle bir sıkıntısı olan ki bana gelebilir. Evde kılıcım var. Yani çok rahat bir şekilde hepinizi çok içimden gelerek yaparım yani. Bunun da emin olabilirsiniz. Şimdi ben de aslında benim program formatında kısa sürdüğü için ilk başta hemen şöyle yaparım ki konuklarımın kendini tanıtmasını isterim. Onlara geçmek de istemiyorum. Yani onlar zaten radyoda çok konuşuyorlar falan ama ne yapayım, artık olacağı var. Kaçış yok. Zevk almaya çalışacağız. Onun için ilk başta ben konuklarımdan kendini tanıtmalarını, bilhassa programlarıyla birlikte birkaç kelime de olsa, hayır birkaç kelime değil, çok konuşmalarını istiyorum. Kimden başlayalım? Buyurun. Ben Kenan Kara. Evet. Öncelikle Haber Medya Grubu'nun ve Haber Radyo'nun 5. yılını, evet, özellikle radyo programının 5. yılını kutlarım. Ben antrenörüm. Hı-hı. Normalde radyocu falan değilim. Evet. İsmail arkadaşımla birlikte bir program hazırlığı, hı-hı, yaptık ve Cumhur Bey'le uzmanlığımızın olduğu bir alan var yani. Var. Evet. Savunma sanatları eğitmeniyim. Wing Chun, evet, antrenörüyüm. Bilenler bilir. Bilmeyenler, evet, genellikle Ip Man diye bir film var, oradan bilir. O, evet. Oradan bilirler. Onun dışında el sanatları bölümü mezunuyum. Ne güzel. 90'larda öğretmen olamadık. Kaneviçe falan biliyor musunuz? Var mı öyle yani bir şey? Yani el sanatları, Türk el sanatları. Kaneviçe bilmiyorum da daha çok şey, restorasyon üzerine okumuştum. Çok güzel. Eğitim bunun 10 üzerine tamamlamıştım. Yaptığım, evet, sanatta biraz bir nevi el sanatları sayılabilir. Çok güzel. Sonra eli dedik, ağız sanatlarına dönüştürelim. Evet. Vallahi programa başladık, başlayalı. Evet. İlk başta tabii bir duraksadık. Hı-hı. Mikrofona konuşmak hiçbir şey, insanla konuşmaya benzemiyor. Buradan, evet, da bize yardımcı olan Kaan abimize, işte Cumhur Bey'e teşekkür ediyoruz bize bu fırsatı, kesinlikle, verdiği için. Kesinlikle. Yani bir nevi yetiştik burada. 5 yılın son 3 ayını burada yaşıyoruz dolu. İnşallah nice nice 3 aylar, 5 yıllar. İnşallah. Birlikte mutlu mesut bir şekilde devam ederiz. Yani. Elimizden geldiğince de program formatını işte interaktif, hı-hı, tutmaya çalışıyoruz. Evet. Genellikle ben biraz çizim yapıyorum. Evet. Amatörce. Onları kendi programımızda paylaşıyoruz. Dinleyicilerimizi, evet, de, seyircilerimizle mutlu, mesut bir iletişim kurmaya çalışıyoruz. İletişim kurmaya çalışıyorsunuz, evet. Zeynep, çok güzel. Ben bildiğim için bir şey diyemeyeceğim. Geçelim mi? Geçelim. Var mı başka söyleyeyim? Buyurun İsmail Bey. İsmail Bey, buyurun. Teşekkür ederim. Ben İsmail Can Özerer. Haber Radyo'da Laf Değmeni programını, evet, yapıyoruz sevgili Kenan'la. Öncelikle burada olmaktan çok mutluyum. Sevgili Mete abi, programını gerçekten yer almak, konuk olmak çok güzel bir duygu. Özellikle Haber Medya ailesinin bir üyesi, evet, olmaktan da çok ayrı mutlu tutuyoruz. Bugün radyonun 5. yıl dönümü. Fakat biz yeni sayılırız. Yani sayılırız derken tabii ki yeniyiz. Evet. Çayımız oldu. Ama nice 5 yıllara, 10 yıllara diyebiliriz Haber Radyo için. Biz radyoda gerçekten çok fazla keyif alıyoruz. Hı hı. Bu arada ben esnaflıktan terk bir adamım. Şöyle ki yaklaşık 11 yıl işlettiğim bir baharat aktarya dükkanı vardı. Evet. Onu kapattım. Onun akabinde yine 5 ay önce o dükkanda yaşadıklarımla ilgili derlediğim anılarım vardı. Evet. Onları bir kitap haline getirdim. Kitap yazdım yani. Tabii. Zaten esnaflık halkla birlikte, insanlarla birlikte olmak ve Türkiye o kadar özel bir yer ki. Evet. Her insan ayrı bir hikaye. Kesinlikle. Yani ayrı bir güzellik. Kesinlikle öyle. Falan. Yani oradan insan yer biraz bakış açısı genişse biriktiremeyeceği hiçbir şey yok yani. Çok doğru diyorsun. Belki abi, para kazanamayabilirsin ama gün içerisinde çok şey biriktirir, gülmekten ölürsün. Aynen öyle. Ben de öyle yaptım zaten. Hemen hemen her sektördeki insanlar bunu yani kitap, evet, halini, kitap yazabilir. Yani, evet, her sektörde mutlaka yaşanan garip olaylar vardır, komik olaylar vardır, trajikomik olaylar vardır. Ama sizin sektör çok komiktir yani. Aslında komik yani okuyana göre, eğer paylaştığım hikaye, anlattığım, evet, kişiye göre değişiyor tabii ama beni aslında geren, üzen hikayelerde. Ama, evet, okuyucu için tabii biraz da keyifli, mizahi bir usulü yazmaya çalıştık. Bunun yanında cumartesi günleri program yapıyoruz. Hı hı.
muhabbet üzerine tabii hikayelerimiz oluyor, konularımız oluyor. Daha konumuz olmadı ama bundan sonra da konu kalmayı düşünüyoruz. Bakalım olacak. Bakalım. Peki programda mesela yani mesela aldığınız tepkiler, mesela şu an bir radyoculuk deneyimimiz artık oluyor falan. Hala eski günlerden sorular soruluyor mu? Mesela ben sizi görür görmez ilk gördüğümde ne oldum? Sordum bu göbeği nasıl eriteceğiz diye. Değil mi yani? Yani radyoda bu yani unvan çok... Bir şey uzmanlık alanı olmuş. Yani bilmek çok güzel bir şey biliyor musunuz? Bilmek yani. Çok güzel bir şey evet. Ama bu bazen insanda sıkıntı yaratabiliyor. Çünkü karşıdaki insan öğrenmekten ziyade size... İşinizi öğretmeye çalışanlar oluyor. Ha. Veya gerçeği kabul etmeyen insanlar olmuş oluyor. Bu da tabii tuhaf oluyor. Olmuyor yani. Ama radyoda gerçekten daha çok samimi bulduğumuz bir alan aslında. Evet, bir platform. Kesinlikle. Orada seyirci, tamam dinleyici seyircimiz yok bizim ama dinleyiciyle baş başa kaldığımız bir yer. Onlar mesela arabada trafikte giderken onlara arkadaşlık yapabiliyoruz. Bizi dinliyorlar. Hatta var. Yolda giderken tweet bile atabiliyorlar icabında telefonla. Yani bu çok güzel bir duygu. Umarım devamını sağlarız. İnşallah yani. Hep işte gördüğünüz gibi sevgili seyirciler, herkesin bir uzmanlık alanı var. Yani formatlar farklı. Böylesine keyifli bir radyodan bahsediyoruz. Aynen öyle. Şimdi şöyle bir şey var. Ben hemen tabii aramızda paslaşıyoruz sevgili seyirciler. Ben Cumhur Bey'e dönmek istiyorum. Onun da bir konuğu var çünkü. Oradan sonra tekrar buraya alırız diye düşünüyorum. Sevgili Mete, orada program çok güzel gidiyor. Biz de büyük bir keyifle izliyoruz ama bir taraftan da benim de konuklarım gelmeye başlıyor. Şimdi yanımda iki kişi var. Biri radyo ve televizyona oldukça yabancı. Diğeri de radyo ve televizyonun içinde doğmuş birisi. Efendim, hani radyo denildiğinde dedik ya programcılar sadece akla gelmez. Biz sevgili Sinan Bey'i davet etmiştik fakat kendisi aramızda olamadılar. Ama reklam biriminden bir kişiyi buraya almak istedim. Sevgili Yasemin'e mikrofonu verirsen. Hoş geldin. Hoş bulduk. Konuştuğumuz üzere sana çok fazla bir şey sormayacağım ama bu radyonun yaşayabilmesi için tabii ki bizim reklam almamız gerekiyor. Radyoyu beslememiz gerekiyor. Ayakta kalabilmemiz için. Tüm radyoların olduğu gibi ki başka da geliri yok. Radyolar sadece reklam gelirleriyle ayakta durur. Ki bizi ayakta tutan birimin üyelerinden bir tanesi. Yardım programı gibi oldu. Tabii. Bize reklam verin. Sevgili Yasemin. Tabii ki öyle değil. Ben çok teşekkür ediyorum. Şu an reklam, oldu. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür emeklerinden ederim. Dolayı bizi kırmayıp buraya kadar geldiğin için. Evet. Haber Radyo ile ilgili bir şey söylemek ister misin? Seviyoruz, dinliyoruz. Bütün gün arabada mecburen dinliyoruz zaten diyorsun. Peki. Ve sevgili Türkü'yü adama geçmek isterim. Merhabalar. Evet. Nasılsınız efendim? Yine sana teşekkür ediyorum. Beni yine kırmadın, ederim. Geldin. Bir dönem radyoda başladık. Evet. Sonra da Haber Aksi TV'de devam ettik. Ama yoğun programından dolayı şu an radyo televizyonda değilsin. Haftanın hemen hemen her günü iki program yapıyoruz onun için. Ama bir gün düşünüyorum. Onun için de bir hazırlık yapıyorum bakalım. Daha profesyonel, daha çaplı bir program için. Birkaç ayı bir hazırlık yapmam gerekiyor. Evet, Haber Radyo'nun sevilen türkü programlarından bir tanesiydi ki uzun dönem devam ettik ve çaldık söyledik değil mi? Çok da keyifli programlar oldu. Radyo mu televizyon mu? Hadi burada kavga çıkmasın ya, da bir şey kardeşiz ama de. Şöyle tabii ki radyonun yeri bambaşka. Az önce Elif kardeşim bir şeyler anlattı. Hani yalnızsınız. Aslında yalnız olmayıp da yalnız olduğunuzda inandığınız bir yerdir radyo. Evet. Çünkü stüdyo ortamı, mikrofon varsınız, siz varsınız. Mikrofon var, siz varsınız. Başka da bir şey yok. Orası sizin ama televizyonda her şeye dikkat etmek zorundasınız. Çok zor. Radyonun da kendine has inanılmaz zorlukları var. Radyoda hata yapma şansınız yok. Televizyonda görselle kapatabilirsiniz ama. Biraz radyoculuğu ben deli işi diyorum ama. Düşünsene. Aynen, bir oda, bir tane mikrofon var ve sen o mikrofona konuşuyorsun. Başka hiç kimse yok. Mikrofon kişileşiyor. Karşında kameraman var değil mi? Reji var, işte insanlar var ama radyoda o da yok. Aynen öyle. Birazdan bir psikologumuz var alacağım. Ne kadar deli işi olup olmadığını ona sorayım radyoda istersen. Radyoda tek avantajı odaklanabiliyorsunuz. Dikkatiniz dağılmıyor. Burada bir sürü insan var, ışık var, fotoğraflar evet, çekiliyor, kameralar. Mi? Ama radyoda dediğim gibi bir mikrofon var, bir de siz varsınız. Evet. Peki, şimdi sevgili Mete'ye döneceğiz. Orada da programcı arkadaşlarım var, onlarla da konuşulacak. Herhalde Türkiye adam gelmişken bir küçük bir şey alıp, değil mi? Hemen mi sohbetten sonra mı yapalım? Yok, biz hemen minik böyle... Sizin var mı radyonuzun 5. yıl dönümünü kutlarken özellikle istediğiniz Mete Bey? Dostlar. Bilemedim o taraftan var mı efendim bir istek varsa canlı canlı müziksiz olmasın radyo ya. Programı. Ne yapmayayım? Cebinden yılan falan çıkarmadı ne yaparsın? Yok. her türlü başımın üstünde yerim. Bıraktım onları bırak. Şimdi timsah. Daha dün annemizin oradan gelelim ve devam edelim. Evet, yüzünü de görebilseydik iyi oldu. Evet. Bir hayvan dostu var karşımızda şu anda ekranlarda.
Çok korkan ama hayvan dostu olan bir arkadaşımız, abimiz var. O zaman bu, sevgili Türkiye adamı buradan, değil mi? Türkiye ile uğurlayacağız. Bu parça gelsin özellikle. Bunu. Yan tarafa gönderelim. Beyaz giyme söz alır, siyah giyme toz alır. Gel beraber gezelim, muradımız tez alır. Salına da salına da gel, haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sevgili Mete, söz sende ve konuklarında. Ben yeni konuklarımızı ağırlamak için bu konuklarımızı göndermek durumundayım. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Şimdi merhabalar, ben Türkiye Adam, gerçekten o şekilde isim yapmış birisi ama hayvanlara karşı, hatta enteresan hayvanlara karşı çok büyük bir ilgisi var. Onu da ayrıca belirtmek istedim. Yani gerçekten farklı bir kişiliğe sahip özel birisi. Sadece sesiyle değil yani. Ben şimdi buradaki tek bayan konuğuma dönmek istiyorum. Güzelliğiyle zaten orada kendisi. Ben buradayım ne olur demeye falan gerek yok. O orada konuşuyor güzelliğiyle. Ay, çok tabii güzel. Sözü hemen ona vermek istiyorum. Hoş teşekkür geldiniz. Ederim, hoş bulduk. Rica sağ olun. Ederim. İsmim Dalgıç dediniz ama ben evlendim geldim. Vallahi 4 yıl oldu. Tek baş artık soyuz. İlk 4 tek baş. Pişman mısınız? Yani evlilik zor. Evlilik zor. Yani programda zaten sürekli anlattığım için evliliğin ne kadar zor olduğunu. Seviyorsanız bir problem yok ama sevmiyorsanız. Yani. Ama siz seviyorsunuz. Seviyorum. Seviyorum ki farklı bir şehirden geldim çünkü İzmir'den. İzmir'den. Daha İzmir'den kalkıp Samsun'a geldim. Valla ben de Ayvalık'tan kalktım Samsun'a. Ya ne işiniz var? Yani, ben işte öyle araya maraya varana varana yanlış otobüse bindirdiler beni. Ya işte ben de. Ben aslında Hakkari'ye gidecektim. Ya, o dediler ya Samsun üzerinden gönderelim, buraya kadar geldi param. İyi olmuş. Gerisine yetmeli şey kaldık işte, burada. Ne güzel programdı. Yo, mutluyuz işte, ne bileyim, sağ olsunlar var olsunlar. Bana katlanabilen insanlar var burada. Ay, onu gördüm olsun, ve bırakmadım yani. Yani gerçekten. Peki program nasıl gidiyor yani? İçerik ben olarak programdan ya da inanılmaz keyif alıyorum. Ben keyif alıyorsam eğer dinleyicinin de keyif aldığını düşünüyorum. Cumhur haberleri okumam konusunda çok direttiği için müdürüm. Evet. Haberleri oku İlknur, haberleri oku. Sonuçta hani eşimle beraber bundan 1,5 yıl önce Sayın Eşim diye bir program yapıyorduk beraber. Evet. Şimdi tek başıma yaptığım için inanılmaz zorlandım başta. Çünkü haber, hani ciddi bir şey okuyorsunuz, ciddi olmak zorundasınız. Bütün ciddi ses tonumla saat 7.30'dan 9'a kadar haber okuyabiliyorum artık ya da okumaya çalışıyorum. Evet. Ondan sonra belirlediğim bir konuyla biraz tiye alarak saat 12'ye kadar devam eden bir programım var. Ben keyif alıyorum. Dinleyicilerin de keyif aldığını düşünüyorum. Çünkü Hollanda'dan bile bugün dinleyen olduğunu öğrenince inanılmaz kesinlikle sevindim. Sadece Samsun değilmiş. Değil. İzmir, İstanbul, Bandırma, Hollanda. Kesinlikle, yani Türkiye'nin dört bir yanı, hatta Türkiye dışı dinleyen de olunca inanılmaz mutlu oldum. Gerçekten yani insan bazen ben de bir kere deneyeyim dedim, telefon bağlantısı alayım falan dedim. İngiltere'den arayan oldu. Ya. Yani gerçekten yani onun için çok ciddi bir alandayız yani. Evet. Yani bu işi disiplinle severek yaptığımız için belki de bu güzellikleri yaşıyoruz ama ben samimiyetine inanıyorum bu haber medya grubunun her alanda. Evet. Yani onun dışında da sizlere mesela şimdi haber sunuyorsunuz. Haber sunmak gerçekten çok zor bir şey. Çok zor. Kolay haberler değil. Yani zor ve çok kötü zor haberler. Ben hepsi düşünürüm. Yani insan bazen şimdi hem iyi durmak zorundasınız. Yani bazen çünkü ben haberleri dinlerken ağladığımı bilirim yani. Öyle kötü haberler çok, oluyor ki siz onları yaşıyor musunuz? Evet, inanılmaz etkilendiğim haberler oluyor. Çok küçük yaştaki çocukların ellerinde silahlar, tabancalar olduğunu okuyunca kötü oluyor. Da çok fazla duyuyoruz. İnanılmaz bunlara fazla. O yüzden sabahın kör vaktinde önce kötü haberleri sıralıyorum. Ölüm ve kaza haberleri. Samsun'da inanılmaz kaza haberleri var. Onları okuduktan sonra daha hani spor, güncel, anladım, neyse onlara geçiyorum ki programı düzgün yumuşak devam edebileyim. Evet. Yoksa zor oluyor. Zor, evet. Yani gerçekten de zor bir durum. Yani insan, hadi biz istediğimiz haberi okuyoruz. Ha mesela ben alırım mesela, direkt spor sayfasına geçiyorum son bir aydır falan mesela. Yani ama çünkü yani insanın içini bunaltıyor, karartıyor.
Birçok haber var. Yani demin de söylediniz gibi çocuk istismarı işte çok, olan birçok şey evet. Burada artık bilmiyorum. Televizyonda da gördüğümüz gibi haber aksın mesela haberin sesi sevgili Burcu Düzgün. O da mesela sunarken yani ne bileyim yani zor gerçekten işiniz onları çok onları takdir zor. Ediyorum çok zor işler yani, çünkü haberi okumak evet. Ayrı bir iş. Evet onun için sizi tebrik ediyorum ve başarılı devamını diliyorum. Sağ olun. Ben gene Cumhurbaşkanı'na dönmek zorundayım çünkü yanında çok özel bir konuğu var. Buyurun efendim. Yes. Kaptırdınız gidiyorsunuz orada evet. Programa. Bizi evet. Unuttunuz burada şu bakın. Yok, buradayız yani. Biz buradayız hem de 5 yıldır evet. Buradayız. 5 yıldır buradayız evet kesinlikle. Evet biz programcılarımızı burada ağırlamaya devam ediyoruz sevgili Meral Hanımcığım. Tabii orada olmanız gerekiyordu Mete'nin yanında ama çok yoğun bir koşturmacanız var. Evet kesinlikle bu anda da burada olmak istediğim için de kısacık da olsa sizle sohbet etmek çok da keyifli benim için. Evet bizim... Samsun radyolarında evet. Belki ilktir bu 5 yıldır devam eden bir sağlık programımız evet. Her perşembe günü saat 11 ile 12 arasında evet. Meral Hanım'ın sunumunda devam ediyor. Sizin için de zor bir süreç çünkü hani bir koltukta 3-5 koltuk şey karpuz derler ya. Acizane bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Bugün de dediğim gibi sizi orada hani birkaç saat ağırlamak isterdik ama kırmadınız geldiniz bir selam vermek, merhaba demek. Evet, evet. Çünkü benim için çok özel gerçekten. Haber Radyo sizinle beraber sağlık programlarına başladı ve örnek teşkil edecek şekilde çok önemli işler yaptı. Evet. Bununla beraber de ben sizinle çalışmaktan çok büyük keyif alıyorum. Burada evet biz de ben de öyle. Şimdi tabii bu sihirli dünya olarak tarif ediyorum ben aslında radyoyu. Haber Radyo benim için gerçekten çok özel. Haber Radyo yayın hayatına başladığı belki ilk zamanlarda sağlık programı da başladı. O yüzden hem Haber Radyo'nun 5. yılı kutlu olsun hem sağlık programımızın 5. yılı kutlu olsun diyebiliriz herhalde değil mi? Tabii. Neredeyse aynı zamanlarda. Şimdi televizyona da geçtin. HaberX evet. TV'de de programlar sağlık devam ediyor. Programı devam ediyor. Evet. Hem televizyon hem radyo şeklinde ama radyonun yeri ayrı. Hemen ayrı. Yan tarafta mıyız? Öyle mi? Yok. Hem ilk olması hem de radyo çok özel. Çünkü hiç tanımadığınız insanlara, kişilere o mikrofon aracılığıyla sesiniz ulaşıyor. Muhakkak hı-hı. Sağlık bilgileriyle faydalandıklarını hı-hı. Biliyoruz. Bu bilgilerin onlara ulaştığı zaman hayatlarına bir nebze de olsun dokunduğumuzu hissediyoruz. Kendilerine, çocuklarına, ailelerine bir faydamız olduğunu düşünüyoruz. Hiç tanımadığımız insanların kulaklarına sesimizin değmesi, bilgilerimizin değmesi, doktorlarımızın, hekimlerimizin aracılığıyla tabii ki. Bunlar çok önemli şeyler. Televizyon da çok özel. Orada da buna benzer bir iş yapıyoruz ama radyo herhalde çok ilk olması. Yayıncılık için, benim için yayıncılığın da ilki olması açısından benim için ilk göz ağrısı diyebilirim. Evet ama senin işin biraz daha zor. Evet. Biz biraz daha keyifli program yapabiliyoruz. Evet. Hani müziklerin içerisinde efendim akşam hikayeleri diyoruz, alıyoruz, veriyoruz, vuruyoruz ama sen alıyorsun doktorlara karşına. Evet. Sağlık programı yapmak sağlık zorundasın. Programı. Biraz böyle ciddi ciddi evet. Değiniyorsun. Ciddi, ciddi çok da keyfine ama. Varamıyorsun ama. Yok yok benim için çok keyifli. Keyifli geçiyor değil mi? Hekimlerimiz için de çok keyifli. Onların zaten böyle rutinlerinde zor ve yoğun bir süreçleri var. Ben onları çekip alıp stüdyoya getirdiğimde onların da havası değişiyor. Değişiyor değil mi? Kesinlikle. Diyor musun? Aman doktorum boşver şu parçayı da çalalım gitsin boşver sağlık bir köşede. İstediklerini de çalıyoruz. Kendi repertuarlarından istediklerinden bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Onlar için de keyifli. Benim için çok çok keyifli ve çok özel. Evet. İyi ki Haber Radyo var. İyi ki sen varsın. İyi ki sen de varsın. Bütün ekip var aslında. Haber Medya grubu var iyi ki. Güzel işler yapılıyor. Kesinlikle evet. Daha devamında daha 5, 10, 15, 20 yıllar inşallah önünde güzel güzel olsun Haber Radyo'nun. Ve bizler de olalım. Hep beraber olalım. Kesinlikle buradaki diğer programcı arkadaşlarıma da ben sevgilerimi, saygılarımı iletmek istiyorum. Mete Bey'e de bu programda bizleri bir araya getirdiği için. Hepimiz için kutlu olsun Haber Radyo'nun 5. yılı inşallah. Evet, sevgili Meral Kıvırcı, Perşembe saat 11 ile 12 arasında radyoda dinleyebileceğiniz sesin sahibi. Ben çok teşekkür ediyorum ben tekrar teşekkür bizi kırmadığınız ederim. İçin. Çok teşekkürler. Evet, sevgili Mete konuşacak çok şey var. Bir sürü de konuk var. Söz sende. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Meral Kıvırcı'ya da sevgilerimi iletiyorum. Güzel düşünceler için de sağ olsun, var olsun. Sosyal hayatta da çok insana eli yardımı geçmiş ve çok düzgün bir insandır. Ben kendisine çok saygı duyuyorum.
Tabii şu an bizim radyo benim konuklarımdan sevgili, ben sayın abim diyorum, ne bileyim büyüğüm diyorum, her şeyim diyorum, anlayanım diyorum. Kaan Ali Kolcuoğlu, Dönence ve Zaman Tüneli programcısı, yazar, yani köşe yazarı, ne bileyim, yani çok güzel bir insan, dolu bir insan. Ona dönüyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk Mete. Nasılsın, iyi misin? Valla ben parti var diye geldim. Evet, evet. Ama partiden öte başka bir şey var şu anda burada. Evet. Herkesten daha fazla heyecanlı olan benim herhalde. Çünkü ben iki tarafı temsilen duruyor gibi oldum burada. Şimdi işin radyo kısmı var. Bir de Mete Kahraman gibi özel bir dost var. Teşekkür ederim. Onun tarafını da düşünmek zorundayım. Evet. Ve iki arada bir derede bu koşturmaca beni üç gündür hakikaten çok yordu. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Bize böyle bir güzellik yaptığın için, programını bize açtığın için öncelikle ve bunun bir parçası olduğun için işin gerçeği. Teşekkür ederim. Çünkü bu kadar güzel insanla çalışıyoruz ama senin kadar çok fazla haber radyoyu dinleyen ve takip eden bir insan daha ben tanımıyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani bence Haber Aktivi seyrettiğinden daha fazla haber radyoyu dinliyorsun gibi zaman zaman düşündüğüm olmuştur işin gerçeği. Çünkü çok arada bir hani böyle dedikodu yaparız ya, evet. Bakıyorum ki arkamdan Mete geliyor. Yani işin gerçeği, abi dinliyorduk falan, teşekkür ederim gibi bir cümle alıyoruz. Neyse, Haber Radyo'nun 5. yaşı, benim meslekte 25. yıl neredeyse dolmak üzere. Ve Haber Radyo'nun içerisinde de 4. yılımı neredeyse doldurdum. Müthiş. Güzel bir ekiple çalışıyorum. Evet. Geçmiş programcı arkadaşlarım bir kısmı burada, hepsini buradan el sallıyorum. Evet. Olmayan arkadaşlara da, uzaktakilere de selam, sevgiler gönderiyorum. Haber Radyo, şurada gördüğümüz bir avuç insandan ibaret olmadığını bir kez daha gösterdin. Cumhur oradan devam edecek elbette. Evet. Bir sürü kamera arkasında, mikrofon arkasında, yayın arkasında, işin hamurunda, mutfağında olan bir sürü insan var. Onlara da ayrı ayrı selam, sevgi ve teşekkür ederim efendim. Çok teşekkürler. Yani şimdi hemen tabii ki benim de konum burada bitti. Aslında yani hepsiyle konuşacak çok şey var ama Cumhur Bey'e dönüyoruz. Yine onun yanında da yine çok özel insanlar var. Evet, sizdeyiz. Orada sohbet çok güzel gidiyor. Sevgili Kaan'ın da söylediği gibi işin mutfağında, arka tarafında o kadar çok insan var ki hepsini buraya alsak herhalde gece 12'ye kadar yayın yaparız. Evet. Sonra da Fatih Bey vurur bizi ama öncesinde. Şimdi, üç güzel insan var burada. Bu insanlar kimler? Hemen size aktarayım. Gerçekten işin mutfağı dediğimiz kısımlardan bir tanesi ki sosyal medya, bizim Facebook'ta, Twitter'da, YouTube'da artık haber medya grubunun tüm internet ortamındaki paylaşımlarından sorumlu insanlar. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Aha bunlar yapıyor, biz yapmıyoruz o işi. Evet. Peki, tanıyalım. Ben haber medya grubunun dijital kanallar yöneticisiyim. Evet. Aynı zamanda Hilal ve Feyza'da hem internet tarafında hem sosyal medya tarafında beraber operasyonları yönetiyoruz. Evet. Hem Haber Radyo, hem Haber Aks TV, hem Haber Hayat Dergi, hem Haber Gazetesi'nin tüm sosyal medya iletişim varlıklarını yönetiyoruz. Aktif bir şekilde bir işleyiş söz konusu yani. Peki, seni de tanıyalım. Ben de aynı şekilde. İsmim Hilal. Evet. İnternet editörüyüm, internet ve sosyal medya editörüyüm. Bu kadar. Seyrediyoruz zaten. yani artık Facebook üzerinden ve internet üzerinden bütün röportajlarınızı, seni de tanıyalım. Evet. Ben de Feyza Çakmak. Haber Radyo'nun 5. yılını kutluyorum öncelikle. Teşekkür ederiz. Bizler de bildiğiniz gibi aynı şekilde sosyal medya editörlüğü, internet editörlüğü yapıyoruz. Nedir internet editörlüğü? Serkan'a soralım. İnternet editörlüğü, özellikle Haber Gazetesi komputer sitesinde haber girişlerinin etkin, aktif bir şekilde habercilik diliyle yazılıp servis edilmesini kapsıyor. Zor bir iş yapıyorsunuz. Yani 24 saat interneti tarayıp, değil mi, bilgiyi anında iletmek zorundasınız. Bütün bunlarla da beraber hem televizyonun, hem radyonun, hem derginin bütün programlarını, köşe yazılarını takip edip, haberlerini takip edip anında internete servis ediyorsunuz. Evet, enteresan, zor bir işiniz var. Başına gelmiş ilginç olaylardan bir tanesi var mı? Aslında çok keyifli bir iş yapıyorsunuz bana göre. Ben size söyleyeyim ama. Başıma gelen ilginç olaylar arasında hani sosyal medya tarafında hani bazen aksamaların olması, işte yayın kapsamında hızlı, aktif, proaktif olmak gerekiyor. Evet. Bu kapsamı biraz iyi
metodu unutturmak gerekiyor. Radyoda da öyle mesela, hep yeni şarkılar, videolar, klipler sürekli takibimiz altında. Haber Radyo'da bunu aynı şekilde sunuyoruz. Programcılarla birlikte. Evet, yani bizi Twitter'dan ve Facebook'tan takip edin efendim. Değil şu mi? An bu programımızda Facebook ve Twitter'dan da canlı yayında zaten. Şu an evet, var mı gelen mesajlar? Birazdan gerçi kontrol edersin. Evet. Biraz önce 7-8 dakikalık bir işaret yapılmıştı ama reklam için. Tamam, devam edebiliriz. Neler yapacağız? Var mı radyo ile ilgili projeniz? Hemen söyleyelim. Radyo ile ilgili projemiz aslında şu anda 7-24 Twitter, Periskop'tan yayınımız devam ediyor. Güzel bir potansiyel yakaladık orada ve ivme kazanarak devam ediyoruz. Aynı şekilde canlı yayın konuklarımız ve radyo projelerimiz de var bununla birlikte. Özellikle Cumhur abi seninle birlikte. Sanatçıları ağırlamaya devam ediyoruz. Evet, sanatçıları ağırlamaya devam ediyoruz. Aktif bir şekilde ve aynı şekilde en yeni müzikler, hitler de her zaman Haber Radyo'da diyebiliriz. Evet, radyoda herhangi bir program başladığında Facebook'a atılan, Twitter'a atılan veya görsellerin yapımı, videoların yapımından tamamen burası sorumlu. Evet. Bunu da söyleyeyim. Zaten bu iki hanımefendi sürekli elinde mikrofon. En son neydi? Röportaj vardı değil mi? Oluyor mu yolda ya gel benimle de röportaj yap ya da ya o ne kadar acayip bir şeydi, niye öyle bir şey yaptın, böyle tepkiler geliyor mu yolda izde? Fazlasıyla oluyor. Genellikle başka haber yapmak isteyen, başka konu üzerinde röportaj yapmak isteyen ya da kameramızdan rahatsız olan insanlar çok oluyor ama biz buna alıştık artık. Kimisi internet ortamında var olmak için atlarken, kimisi aman efendim beni İstemiyor. Göstermeyin diye. Alıştık, saygı alıştık. Duyuyoruz. Bu kadar. Biz de teşekkür ediyoruz. Reklamlara gideceğiz ama burayla konuşacak tabii çok önemli şeyler var aslında. Sabah başlı kadar, başına evet. Değil mi? Sosyal medyaya konuşabiliriz. Sevgili Mete, ben yeni konuklarımı ağırlayacağım ama reklamlardan sonra söz sende. Teşekkür ediyorum. Oradaki demin Serkan Bey'e şöyle bir soru sordum. Başına yani gelen en ilginç olay herhalde benimdir diye düşünüyorum. Onu söylemek istemedi. Yani onunla tanışıklığımızdan sonra onların isteklerim bayağı bitmez oldu çünkü. İşin uzmanı olan bir kişi olduğu için onlara da çok sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Şimdi sen bana döndüğün zaman siz sevgili Sayın Cumhur Kocaoğlu, ben kendimi şey gibi hissediyorum ya, böyle hani uzun yol otobüslerinde muavinler olur ya, sanki gece böyle mola yerine yaklaşırken ışıkları bir yakarsın, en baştasındır, herkes dönüp sana bakıyor. Aynı o şekilde kalıyorum böyle. Gerçekten yani programın herhalde şu an ara vermek zorundayız. Ondan sonra da devam edeceğiz. Aynı kaldığımız yerden. Arayı vereceğiz. Ne kadar arayacaksınız bilmiyorum. Ama bizi bulacağınıza eminim tekrar gerisin geriye. Hepinizle tekrar görüşmek üzere. Kısa bir aramız var. Bizden ayrılmayın. Sevgiyle kalın.